Dostlar, oturduğunuz yere sıkı tutunun çünkü zamanda geri gidiyoruz ve geleceğin kapısını aralıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. 28 yıl önce aramızdan ayrılmış olsa da Baba Vanga'nın kehanetleri hala günümüzü şekillendiren bir rehber niteliğinde. Balkanların, kehanetlerin kraliçesi, Nostradamus'un ruh eşi olan bu gizemli kadın, şimdi de 2025 yılı için beklenmedik tahminleriyle karşımızda. Uluslararası kamuoyu ve tüm dünya onun sözlerinden bir nebze ipucu peşinde. Acaba geleceğimiz nasıl şekillenecek? Teknolojiden doğaya, insan ilişkilerinden politikaya kadar Baba Vanga'nın kehanetleri bize hangi mesajları veriyor olabilir? Akıl almaz tahminleriyle akıllarda soru işaretleri bırakan bu kehanetleri birlikte keşfedelim. Şimdi arkanıza yaslanın ve bu esrarengiz hikayenin derinliklerine, Baba Vanga'nın dünya üzerindeki etkisine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Çünkü daha önceki tahminlerinden tulum çıkaran Baba Vanga'nın bu kez neler söylediğini duymak istemez misiniz? Aman dikkat! Yolculuğumuz başladığında gözlerinizi ekrandan ayıramayacaksınız. Başlayalım! 1996 yılında aramızdan ayrılan Bulgar medyum Baba Vanga, geleceğe dair yaptığı inanılmaz derecede isabetli öngörülerle adından sıklıkla söz ettirmişti. Sevgili izleyiciler, Baba Vanga yıllar içinde Prenses Diana'nın trajik kaybı ve Barack Obama'nın ABD başkanı oluşu gibi kritik olayları önceden tahmin ettiği iddialarıyla gündemden düşmedi. Şimdi ise 2025 yılı için yaptığı kehanetlerle dikkat çekiyor. Görünüşe göre bizi çetin bir yıl bekliyor olabilir. Ünlü kahin Baba Vanga'nın iddialarına göre 2025 yılı insanlık için dönüm noktası olacak. Önümüzdeki yıl, dünya üzerindeki yaşamın 5079 yılında tamamen sona ereceğini öngörmüş. Geleceğe dair öngörüleriyle bilinen ünlü kahin Baba Vanga, 2025 yılı için çarpıcı kehanetlerde bulunmuştu. Vanga, hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olayın yaşanacağını ifade ederek izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmıştı. Aynı zamanda 2025'te Avrupa'da kıta nüfusunun büyük ölçüde azalmasına yol açacak büyük bir çatışma yaşanacağını da iddia etti. Yani önümüzdeki yıllarda Avrupa'da büyük değişimlerin bizi beklediğine dair ciddi uyarıları var. Bakalım bu tahminler gerçekleşecek mi? Kehanetleriyle tanınan Baba Vanga, 2033 yılına dair öngörülerinde kutup buzullarının erimesiyle deniz seviyelerinin ciddi şekilde yükseleceğini iddia ediyor. Ayrıca 2100'te dünya genelinde büyük bir kuraklık yaşanacağı ve 300-797 yılında gezegenimizin sona ereceği gibi ilginç tahminlerde bulunuyor. 2025, Avrupa iç karışıklıkların pençesinde. 2028'de insanlığın Venüs'ün potansiyel bir enerji kaynağı olabileceğine dair keşifleri hız kazanacak gibi görünüyor. 2033 kutuplardaki buzulların erimesiyle dikkat çekecek. Bu olay, dünya genelinde deniz seviyelerinin hızla artmasına yol açacak. 2076, komünizm tüm dünyaya yayılacak. İddialı bir kehanet. Geleceğe dair bu tür tahminler her zaman ilgi çekici olmuştur. Kim bilir, belki de önümüzdeki yıllarda bu düşünce yaygın bir sistem haline gelebilir. Bakalım, bu sıra dışı öngörü gerçekleşecek mi? Gelecek ne sürprizler saklıyor, birlikte göreceğiz. 2130 yılı itibarıyla insanlar nihayet uzaylılarla iletişim kuracak gibi görünüyor. 2170 yılında dünyamızın geniş bir kısmı kuraklıkla karşı karşıya kalacak. 3005, dünya Mars'tan gelen bir medeniyetle büyük bir çatışmaya sürüklenecek. Kainatın iki farklı gezegeninden gelen bu karşılaşma, İnsanlık tarihinde yeni bir dönemi başlatacak gibi görünüyor. Yapay zekaların önderliğindeki Mars medeniyetiyle dünyanın geleneksel güçleri arasındaki bu savaş, izleyiciler için nefes kesici bir mücadeleye sahne olacak. Gözünüz kulağınız bizde olsun. 3797 yılında dünya insan yaşamı için uygun olmayacak. Bu durum insanları yeni yaşam alanları arayışına itiyor. 579, kıyamet kopacak iddiası hakkında neler söyleyebiliriz? Ütopik ve spekülatif söylemlerin insanların ilgisini her zaman çektiği bir gerçek. Bazı kişiler bu tarz kehanetlere inanırken, kimileri ise sadece meraktan takip ediyor. Peki bu konuyla ilgili sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. 11 Eylül saldırıları
Baba Vanga'nın en çok konuşulan kehanetlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 1989 yılında ünlü kahin şu sözleri dile getirmişti. Korku, korku. Amerikan kardeşlerimiz çelik kuşlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra düşecekler. Kurtlar bir çalılıkta uluyacak ve masum kanlar fışkıracak. Bu sözlerde geçen Amerikan kardeşler ifadesinin ikiz kulelere, çelik kuşlar ifadesinin ise uçaklara atıfta bulunduğu düşünülüyor. Ayrıca Bush kelimesinin ürkütücü kullanımı da dikkat çekiyor ve birçok kişi bunu dönemin ABD Başkanı George W. Bush ile ilişkilendiriyor. Bugün sizlere kehanetleriyle ünlü Baba Vanga'nın ürkütücü bir öngörüsünden bahsedeceğiz. Hindistan'ın unutulmaz başbakanı Indira Gandhi, 31 Ekim 1984 tarihinde trajik bir suikasta kurban gitti. İki koruması tarafından gerçekleştirilen bu saldırının intikam arayışıyla yapıldığı düşünülüyor. Ancak olaydan yaklaşık 15 yıl önce Baba Vanga, Gandhi hakkında çarpıcı bir kehanette bulunmuştu. Kehanetinde elbise onu mahvedecek, duman ve ateşin içinde turuncu sarı bir elbise görüyorum ifadelerini kullanmıştı. Korkutucu olan kısım ise Gandhi'nin ölüm gününde bu renklerde bir sari giymiş olmasıydı. Gerçekten tüyler ürperten bir tesadüf. Doğal afetlerin etkisi, Baba Vanga'nın kehanetlerinde bir kez daha gündeme geldi. Kehanetinde 2022 yılında büyük metropollerin kuraklık ve su sıkıntısıyla sınanacağını belirtmişti. Gerçekten de o yıl, Birleşik Krallık 1935'ten bugüne en kurak Temmuz ayını yaşadı ve 12 Ağustos'ta resmi olarak kuraklık ilan edildi. Fransa, İtalya ve Portekiz gibi Avrupa'nın birçok ülkesi de benzer şekilde rekor düzeyde kuraklık ve orman yangınlarıyla mücadele etti. Diğer yandan, Avustralya ve Asya'nın yoğun yağışlarla karşılaşacağını öne sürmüştü. Temmuz 2022'de Sydney'e 4 gün içinde tam 8 aylık yağmur düştü. Bu olayda kehanetleri doğrular nitelikteydi. Baba Vanga, geleceği gördüğü iddiasıyla yıllardır dikkat çeken bir isim. Ancak daha ilginç olan, kendi ölüm tarihini de tam olarak bilmiş olması. 1990'daki bir röportajda son gününün 11 Ağustos 1996 olacağını öne sürdü ve bu tarihte gerçekten vefat etti. Bu gizem dolu olay, onun kehanetlerine olan ilgiyi daha da artırıyor. Baba Vanga, Bulgaristan'ın Sofya kentinde 84 yaşında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.